Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun. Bugün erken bir genel seçim yapılsa oyunuz kime? Bugün erken bir seçim yapılsa oyun kime? Biliyorsunuz Özgür Özel erken genel seçim istiyordu. Vallahi ben devamlılıktan yana olan bir insanım. Günü kurtarmak adına bazı şeylere karar vermemek lazım. Evet, şu anda ekonomi çok kötü. Ama bunun da bir gerçek var ki ben 56-57 yaşındayım. Emekliyim. Sağlığım yerinde olan bir insanın emekli olması 65-70 doğrudur. Ama 40 yaşında bir insan emekliyse onları bu devletine bakması çok. EYT'den mi emekli oldunuz? Hayır, ben normal emekli oldum. Ben 1982 girişliydim. Anladım. Ben normal bir emekli tabii ama gene erken bir emekliydik. Elim ayağım tutarken ben şu kahve köşesine gittim, bakın insanlar akşama kadar oturuyorlar. Hiç üreten yok. Hep tüketen bir toplum olduğumuz için çok zor. Ama erken genel seçim olursa ben devamlıktan yanayım. Türkiye sadece ekonomiyle alakalı değil, benim şahsi fikrim. Etrafımızdaki oluşumlara baktığımız zaman, bir Kudüs'e, bir Gazze'ye baktığımız zaman neler yaşadığımızı, aynı şeylerin yarın bir gün bizim başımıza gelmeyeceğinin garantisi yok. AK Parti giderse başımıza gelir mi demek istiyorsunuz? Ben AK Parti olarak demiyorum. Ya, bu Türkiye büyük bir devlet. Kim gelirse gelsin, bugün Tayyip Erdoğan gider, başka birisi gelir. Kim gelirse gelsin, bu devlet yalnız kalmaz. Bu devlete sahip çıkacak olan bu toplum var. Bu toplum, bu devlet yalnız bırak. Evet, bizi ayrışımcı yaptılar. Biz 4 tane insan bir yana gelip de konuşamıyoruz. Tartışamıyoruz bile. Birbirimize dinleme şeyimiz yok. Dinlemiyoruz. Sabrımız yok. Kalmadı. Çünkü hepimiz bir taraf olmuşuz. Bizi zaten böyle böldüler, böyle parçaladılar. Ama biz, bu milletin bir gerçek olan bir şey vardır. Vatan mesele ise anında bir araya gelebiliriz. Bu kesin. Hayır, devletin devamlılığını tabii ki hepimiz savunuyoruz. Çünkü bu bizim güvenliğimiz ve vatanımız. Ama hükümetin de mi devamlılığını savunuyorsunuz? Kesinlikle. Ben şu anda şöyle, şu andaki hükümetin bilgisi, şu andaki hükümetin yapmış o başarılı, başarısız, ona bir tartışmıyorum. Başarısız tarafları var, başarılı tarafları var ama yeni gelecek bir olan hükümetin şu anda etrafımızda coğrafi olarak baktığımız zaman yapılan bütün hamleleri ne zaman adapte olacak, ne zaman oraya kendini adapte ettikten sonra ne zaman ona başaracak? O çok önemli. Aradan geçecek olan zaman hep bizim lehimize çalışır. O yüzden diyorum devamlı eser. Yoksa şu andaki devlet başarılı mı? Evet, 20 yıllık bir iktidar arasında başarılı olduğu dönemler vardı. Ama son zamanda başarısız. Kendi ağzından söyledi, EYT'yi çıkarmam, ben olduğum sürece çıkarmam dedi. Ne yaptı? Seçimi kazanmak için çıkardı. Bu da devletin devamlılığını sağlayabilmek için. Çünkü bir insan kendi kendini yalanlamaz. Durup dururken kendi kendine ben bunu söylüyorum ama yarın da kendimi yalanlam demez. Çünkü kaybedeceği bir seçim olduğu için EYT'yi çıkarıp, çünkü bu vatanda millet öyle bir olmuş ki 3 kuruşa devlet satmaya başladık. Yani ben emekli olayım da ne olursa olsun, işte bu oluyor. Ben emekli olursam bu da ekonomik böyle batar. Battığı zaman da devlet, şu anda bakın gene suçta, kimi suçluyoruz? Devleti. Hayır, önce bir kendimize bakalım. Biz neden bu duruma soktuk bu devleti? Biz yaptık bunu. EYT dedik, 40 yaşında insan emekli yaptık. Ya 40 yaşında insan kahvede oturuyor, üretici olursa, tüketici olursa, tüketim toplumu olursak. 20 yaşında çocuklarımız üniversiteye gidip, onlar da tüketim toplumunda. Çalışan kim? 25'ten 40 yaş arasında çalışan insan. Bunlar bu devleti bakabilir mi? Mümkün değil. Peki devletin ekonomik olarak tek sorunu emeklilere verilen maaş mı sizce? Hayır, bakın diyorum. Yani biliyorsunuz devlet yönetiminde, yani hükümet yönetiminde özellikle 3 maaş, 5 maaş, en yüksek sınırdan maaş alanlar, yapılan israflar, tabii ki son dönemde israf tedbirleri geldi ama yine vatandaşa geldi. Şimdi ne olursa olsun devletin devamlı esastır demem, devletin içinde hırsızları aklamaz. Şimdi şöyle düşünün, bir lider vardır. Lider başka bir şeyle uğraşırken altındaki insanlar ona gidecek mesafeyi doldurur, aşağıda her şeyi görür. Onu yapıyorlar. Yapmıyorlar da. Çok, bu çok. Ben yıllarca siyasetin içinde bulundum. Yıllarca belli bir gençlik kollarında olsun, içeride kademe buldum. Bunu yerelde görüyoruz bunu. Ya şurada yerel belediyeye gidin, bakın yok mu? Yerel belediyede var bu. Bu genelde olmaması mümkün değil. Maalesef biz tüketen toplum olduk ve çalan bir toplum olduk. Önce kendimizi düşünüyoruz. Sonra benden sonra kim ne varsa olsa olsun. Böyle olduk. Bu arada sayacı eklemek adına soruyorum. Net bir cevap alabilmek adına. Erken seçimde oyunuz yine AK Parti'ye diyebilir miyiz? Kesinlikle. Tamam. Devamlılık, çok teşekkür, devamlılık adına. Çok başarılı olduğu adına demiyorum. Devamlılık adına. Aynen. Coğrafik olarak baktığımızda, etrafımızdaki yapılara baktığımızda, savaş esnasına baktığımızda diyorum. O yüzden. Yoksa yani bunların hiçbir tanesi olmasın. AK Parti'ye niye vereyim ya? Yeni bir insan gelsin bir deneyelim derim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Amcalarım merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun, var olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Emekli misiniz? Evet.
son yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben 15 bekliyordum, 12,5 verdi. Yani biraz böyle daha yükselmesini bekliyordum yani. 15 olsa kurtarır mı? Kurtarmaz ama işte ne yapalım, ortayı bulacağız yani. Çok yüksek değil, alçak dedi, orta yani. 25. Yani. %50 bekliyormuş. Evet. Siz peki? Ben memnunum maaşımdan. Biraz 19 bin küsür alıyorum ben. Eski emeklilerdensiniz, evet, doğru mu? Ben Bağkur'dan emekliyim. Beklenen ortalama 18. basamağa çıktım ben. 14. basamağa çıktım. Oradan basamak satın alma çıktı dedi. 4 basamak satın aldım. O zaman 9 milyon 200 bin lira verdim. Oradan farklıyım yani. 19 bin küsür alıyorum ben. Basamak Allah bin bereket ver. Evet. Bağkur'da vardı. Bağkur'da kadar. Sonra onu ben yakaladım. 4 basamak aldım. 18. basamaktan emekli oldum. Allah bin bereket versin. Allah devletimize zeval vermesin. Kök maaş hakkında ne düşünüyorsunuz siz amca? Ben bir şey... Ama 12 bin hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela normal bir emekli olsaydınız şu an 12 bin alıyor olacak. O tabii az oluyor biraz. Hiç olmazsa 15 yapmaları lazım. Peki mevcut ekonomiyi düşündüğünüzde, maaşları ve insanların durumunu düşündüğünüzde sizce erken seçim yapılmalı mı? Gerekmez bence erken seçim. Normal 5 yıl dolduktan sonra seçim yapılsın. Yani öyle sık sık. Şimdi ben gidelim 20 yıl geriye. Bir Bolu Tüneli vardı. O Bolu Tüneli'ni bitiremediler. 9 tane hükümet değişti. 8-9 ayda bir seçim yapıldı. 9 ayda 10 ayda bir seçim yapıldı. İstemiyorum ben onu. 5 yıl dolsun. Seçim zaman normal seçim yapılsın. Herkes şeyini kullansın. Oyunu. Peki seçimde kime oy verirsiniz? Mevcut gidişat böyle kalırsa. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri bu ülkeye hiç bir devlet şey yapmamıştır, hükümet yapmamıştır. Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Yıllardan beri. Yani 20 yıldan beri ona veriyorum. İstanbul'u geldi, adam etti. Adamlar denizin altından şey yaptı. Arabalara geçmek şey yaptı. Raylı sistem yaptı ayrıyeten. Peşim raylı sistemi yaptı. Sonra arabaların geçmesini yaptı. Bu en büyük hizmetlerden bir tanesidir. Türkiye'de karayolu problemi kalmamıştır. Ben 3 defa Erzurum'a kadar gittim. Buradan Çanakkale'den vurduğum sahillerden Erzurum'a çıktım. Orta koridordan gittim yine Erzurum'a. Karadeniz'e geçtim. Karadeniz'den gene gittim. Döndüm yine Erzurum'a. Peki. Bütün bu köprü ve tünellerin geçiş garantili yapıldığını ve hepsinin vatandaşın cebinden çıktığını biliyor musunuz? Geçiş garantilerinin çoğunun karşılayamıyor. Çünkü pahalı olduğu için insanlar geçemiyor. Ve hepsi de vergiler ve paylar aracılığıyla tekrar sizin ceplerinizden çıkıyor. O müteahhitler yaptı. Müteahhitlere gidiyor oranın parası. Tamam. Çünkü devletin cebinden bir kuruş çıkmadı. İşte devlet sistemiyle yapıldı o yollar hep. Otobanlar, yollar. Anladın mı? Onun için ben devletimi tebrik ediyorum. Tayyip Erdoğan ve hükümetini tebrik ediyorum. Kötü gidiyor hayat. Neden? Çünkü ekonomik durumlar yüzünden hayat koşturması, hayat mücadelesi. Sosyal bir hayatımız yok. Öyle geçiyor. Mutfakta durumlar nasıl? Et yok. Sebze de çok pahalı. Zor yani, hayat şartları gitgide kötüye gidiyor. Allah yardımcımız olsun. Çocukların masrafları da çok. Çok. Elinizdeki kek muhtemelen 20-25 lira falan. Yani o civarda, evet. Peki bu gidişata göre siz erken seçim olsun ister misiniz? Kesinlikle istiyoruz. Umarım erken seçim olur ve her şey daha güzel olur diyoruz. Olacağına inanıyor musun? İnanıyoruz, evet. Bir süre alacağını düşünüyorum ben ama en azından daha güzel günler göreceğimizi düşünüyorum. Peki sizce millette biraz aydınlanma olmuş mudur? Erken seçim olsa hükümet değişir mi? Anne. Değişir. Anne. Yani %80 değişeceğini düşünüyorum. İnsanlarımız bıktı artık. Gerçekten bıktı. Üniversite mezunuyum ben, öğretmenim. Ama hak ettiğimi yaşamıyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin size. İyi günler. İyi günler.